Vessalatu vesselamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Amma bak, muhterem kardeşlerim, bugünkü konumuz namazların cemaatle kılınması şekli ve namazların arkasında okunan duadır. Böylece bu dersimizde inşallah münferit olarak kıldığımız namazlar bitmiş olacak. Bundan sonra cuma namazı gibi, bayram namazı, cenaze namazı gibi konular, cemaat hakkında namazlar gelecek inşallah. Beş vakit namaz fevkalade önemli. Bu dersimizde bununla ait konular büyük ölçüde bitmiş olacak inşallah. Bu da bu sezonun son dersi olacak. Allah Celle Celaluhu nasip ederse daha ileriki dönemlerde, yeni sezonlarda onlara da inşallah devam ederiz. Önümüzdeki hafta saatler değişiyor. Yatsı biraz gecikecek inşallah. O yüzden bu fıkıh dersimizin bu hafta bu camide son dersi olacak. Yeni dersleri inşallah Cenab-ı Allah izin verirse artık nerede, ne zaman, nasıl olursa inşallah devam eder. Bizim arzumuz var, niyetimiz var. Allah Celle Celaluhu bu tür dinini öğretecek dersleri Müslümanlar için her yerde, her zaman nasip-i müyesser eylesin, bizi istifade ettirsin. Bunların ne kadar faydalı olduğunu, sevap olduğunu geçen haftaki dersimizde kısaca söylemiştik. Ve geçen haftaki dersimizde münferit olarak bir insanın namaz nasıl kılınır bunu görmüştük. Şimdi namazı kılma şekli, cemaatle kılınan, uzun uzun söylenmesi gerekmez burada. Daha belki söylediklerimizin üstüne yeni birkaç cümle ilave edeceğiz. Namazın arkasındaki dualara geçeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, cemaatle namazın Müslümanlıkta ne kadar önemli olduğu ayrı bir derste işlenmiştir. Cemaatin fazileti. Burada cemaatle namazın kılınış şekli. Onun için cemaatin faziletini bir kere daha hatırlatalım. Attığımız her bir adıma değil mi? Allah Celle Celaluhu bir sevap yazıyor, öbür adımımızda bir günahımızı siliyor, bastığımız topraklar, taşlar bizlere şahit ediyor, üstümüzde Allah Celle Celaluhu melekleri kanatlarıyla gölgelendiriyor, camiye girdiğimizde günahlarımız alınıyor, sonra tekrar rahmete kavuşmuştur diye verilmiyor. Cemaatle kılındığı zaman inşallah 27 derece daha faziletli oluyor. Artı cemaatin sayısı kadar yine Allah-u Teala sevap veriyor. Sonra orada kaldığı müddetçe namazda devam ediyormuş gibi başta melekler dikilmiş ona dua ediyor, rahmet okuyorlar vesaire. Yani cemaatle namaz kılmanın önemi fevkalade. O yüzden dinimiz bir mazeret yoksa neler mazerettir? Onları da geçmişte anlatılmıştı. Cemaate teşvik ediyor. Cemaatle namazı terk eden bir köy olursa topak tutulur, helak edilir. Hükmünü de getirmiştir. Cemaat keyfe kalmamış. Bir müekked sünnet. O bakımdan bunlara dikkat edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, cemaatle namaz kılmak için Müslümanların önce imama uymaya niyet etmesi lazım. Nedir? Niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını kılmaya uydum, hazır olan imam. Mesela sabah namazının farzını kılıyorsa. Demek ki cemaatle namaz kılacak olan Müslüman imama uymaya niyet edecek. İmam da bana tabi olanlara imam olmaya diye niyet ettim sabah namazının. Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya, bana uyanlara da imam olmaya dediği zaman kendisine uyan herkese, erkeklere, kadınlara, cinnilere, meleklere, ne kadar kendisine uyan varsa hepsine imam olmuş olur inşallah. Bunu dedikten sonra elleri kaldırır, Allahu Ekber der imam, açıktan ne değil, cemaat namazlarında imam bu tekbirleri, diğer intikal tekbirlerinin hepsini açıktan söyler. Cemaat onlar da geç söylerler. Fakat içlerinden söylerler. Sonra beraberce Sübhaneke'yi okurlar. Cemaat durur. İmam ondan sonra Euzü Besmele çeker. Fatiha'yı okur. Bazı namazlarda cehri okur. Hangi namazlardaydı imamın cehri okuyuşu? Sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı,
Ramazan günlerinde ise selatı, vitir, zekatında. Tabi bu beş vakit namazlarda sabah namazı iki rekat, iki rekatında. Diğer namazların da iki rekatında açıktan okur. Akşam üç rekat, üçüncü rekat gizli okunur. Efendim yatsı namazının son iki rekat. Burada da zaten gizli okunur. Sadece Fatiha okur imam. İmamın okuyuşu, cemaatin de okuyuşunun yerine geçtiği için Kur'an-ı Kerim okunan yerde cemaat hep susar. Efendim bazıları okurlar filan bu mevzular daha evvel kıraat bölümünde geçtiği için üzerinde durmuyoruz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediliyor. Sizden biriniz imamın arkasında namaz kıldığı zaman kendisine imamın okuyuşu yeterli olur. Tek başına namaz kılınca ise kıraatta bulunsun. Bu Hanefi mezhebinin esas aldığı hadis-i şeriftir. İmama tabi olan Kur'an okumaz. İmam gizlice evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim okur bunları. Evuzu besmele diyoruz. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Suresini koşar. Açıktan. Tabi bu beş vakit namazın ötesinde bazı namazlar daha var. Mesela işte cuma namazı, bayram namazları gibi imamlarımız burada da açıktan okurlar değil mi? İntikal tekbirleri, Semiallahu limen hamide, imam açıktan okur. Müslümanlar, Rabbena lekel hamd ya da Rabbena ve lekel hamd dese daha sevap. Allahu Ekber, onlar da içlerinden Allahu Ekber denir. Bu Subhane Rabbiyel Azim gibi rükû ve secdelerdeki zikirler hem imam hem de cemaat tarafından aynen okur. İkinci oturuşta, birinci oturuş eğer iki rekatlı bir namazsa zaten sabah namazı gibi tahiyyat, son oturuş olduğu için iki rekatlı bir namazda salli, bari hem imam hem de cemaat tarafından okunur. Rabbena atina duaları okunur. Sağa sola selam verir, namazdan çıkılır. İmam yine cehri yani yüksek sesle cemaat kendi içinde bu selamlarını verir. Bunlara cemaat da katılır. Burada dikkat edeceğimiz hususlar birinci rekat, ikinci rekattan kıraat açısından biraz daha uzun olmalı. Hem sonradan gelecek olan cemaatin yetişmesine yardımcı da olur inşallah. Dolayısıyla hangi namaz olursa olsun birinci rekatı ikinci rekattan biraz daha fazla uzun okumak sünnettir, güzeldir. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı. Cemaat tekbirleri gizlice alır, dedik bunları, kendi dualarını yapırlar. Tahiyyatı, dört rekatlı farzsa birinci rekat, birinci oturuşta sadece tahiyyat okunur. Hem imam hem cemaat ayağa kalkılır. Yine imam içinden Fatiha'sını okur, Müslümanlar sükût eder. İkinci oturuşta tahiyyat, salli, bari, Rabbana atina dualarını hep beraber otururlar. İmam açıktan okuduğunda Fatiha'nın sonunda gizlice amindir, cemaat da amindir. Bunu söylememiz lazım. Yani amine iştirak etmek çok sevaplıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ Amin. Melekler de diyor. Kimin amin demesi, meleklerin demesine tesadüf ederse, aynı anda denilirse, günahlarından affı mağfiret olur. Çevremizde namaz kılarken gizli kıraat nedir? Sen kendin duyacaksın. Belki yanındaki bir iki kişi de daha duyacak. Bazı kardeşlerimiz var, bunu defalarca uyarmaya çalışıyoruz ama gene gördükçe üzülüyoruz. Şu kalpten okuma, ezberden okuma, okuma değildir arkadaşlar. Gözünle okuma da okuma değildir. Kıraat olması için dilin dönmesi, karşının yerinden, makrecinden çıkması, senin de onu duyman gerekir. Belki yanındaki bir, iki kişi de duyabilir. Bütün cemaate duyuracak kadar da değil tabi. Onun için sessiz,
dil dönmeden güya kalpten ezberden böyle okunur. Yok. Kendisi onu okuyacak ve amin diyecek. Amin diyen kardeşlerimizin sağda solda azat yani bitişik namaz kıldığımız için duyuyoruz amin dediklerini bazen. Ama cemaat amin demekte biraz tembellik yapıyor. Bak bu çok önemli bir husustur. Hem imamın hem de cemaatin amin demesi önemlidir. Buna dikkat edelim. İmam selam verdikten sonra bizim mezhebimizin ölçüsü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bir zikir yapar onu alırız. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allahümme entes selam ey Allah'ım sen selamsın. Selam Cenab-ı Allah'ın bir ismidir. Huvallahu lezî la ilahe illahu el melikül kuddûsü selam. Selameti, esenliği, esirgemesi, koruması anlamında bir güzel ismidir. Dolayısıyla böyle başlıyor duaya. Allahümme entes selam ve minkes selam. Bütün bu sayılar güzelliklerde selamdır. Tebarek de yazdır celali vel ikram. Ey celal, azamet ve ikram sahibi Allah'ım senin şanın ne kadar yücedir. Eğer bir farzın arkasında sünnet namaz varsa ne gibi? Öğlen, akşam, yatsı. Hanefi mezhebinde bundan ziyade bir zikir hoş değildir. Farzdan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyecek, başka bir zikir yapmadan sünnete kalkacak. Geciktirmek. Yalnız sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Ashab-ı kiram öyle buyuruyor. Sevban radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi şerif şöyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verince bir rivayette namazı bitirince. Evet, selam verince üç kere estağfirullah der ve şöyle söylerdi. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Değerli kardeşlerim, bu Türkçesi aslında Arapça metninde estağfirullah der şeklinde değil. Bu tercüme Türk diline nasıl aktarmak müsaitse Arapçada öyle yapılır ve doğrudur. Yani bu tercümeye yanlış demiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Tercüme ne demek? Bir dilden başka bir dile manayı en güzel şekilde aktarmaktır. Bazen kelime, lafız, fiillerde sıga, çekim değişebilir. Hadis-i şerifin metninde Peygamber Efendimiz istiğfar ederdi diyor. Burada nedir? Estağfirullah diyerek istiğfarın şeklini gösteriyor tercüme. Güzel bir tercüme. Çünkü Peygamber istiğfar ederdi. Ne dedi? Bir akla gelir. Arapça bilen o istiğfar ederdi'den çıkarır ama Türk Arapça bilmiyorsa estağfirullah'ı oradan çıkaramaz. Onun için mütercim güzel bir tercüme yapmış. Ama burada bir şey var. Biz millet olarak vur deyince öldürürüz. Peygamberimiz istiğfar ederdi diyor sahabe. Bunun örneğini de estağfirullah olarak müellifimiz gösteriyor. Ama camilerde bakıyoruz ki Estağfirullahal azimellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh. Buraya kadar gidiyor. Neden Peygamberimiz Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram demiş, daha fazla duayı getirmemiş? Bizim ilave ettiğimiz zikir neredeyse Allahümme entes selam kadar var. Tutuyoruz, bunu da üç kere tekrar ediyoruz. Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istiğfar ederdi diyor, müellifimiz de estağfirullah der gibi diyerek bunun açılımını gösteriyor. Nasıl istiğfar ederdi? Estağfurullah.
Hadi buna bir de azime ilave edelim. Çok kullanıyoruz. Estağfirullah el azim. Ondan sonra ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh sözü farz ile sünnet arasında zikrin az olması hikmetine kanaat-ı acizane ters düşüyor. Sadece içinden müezzin bunu biraz sonra duaları göreceğiz. Dışından belki söyleyebilir. Estağfirullah. Üç defa. Ya da hadi bir azim sıfatı çok kullandığı için istiğfarla beraber manaya muvafık düşüyor. Estağfirullah lazım. Onun için ben bazı müezzin kardeşlerimize sözümü dinleyeceklerini zannettiğim talebelerime veya işte öyle sevdiklerime söylüyorum. Onların da bir kısmı dinliyor, bir kısmı dinlemiyor. Neden? Çünkü İstanbul'da büyük camilerde, Selahattin camilerde böyle yani. Hatta bir şey söyleyeyim. Bizim müellifimiz böyle tercüme ettiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra yaptığı başlı dua ve zikirler derken üç defa Estağfirullahel azimellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Aynen o da böyle söylüyor. Biz de müellifte ters düştük şimdi. Allah hepimizin hatalarını affı mağfiret eylesin. Ben haddimi bilirim. Müellifes bu mübarek bir insandı. Sevdiğimiz bir hocamızdır. Bu kitabın yazarı ve bunun gibi çok güzel kitaplar bize hediye etmiştir. Profesör Doktor Hamdi Döndürür hocamız. Fakat keşke kendisiyle yüz yüze konuşsaydık. Bu Estağfirullahel Azim amenna. Ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyul kayyum ve etûbi ileyh sözünde de bazı şeyler var. El hayyul kayyum ve el hayyel kayyum. Yani cümleyi bölünür, parçalanır. Çok önemli değil. Arapça dilinde bu ibarede götürür, anlayan olursa. Ama meşhur olan, maruf olan nedir? Estağfirullahel azim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyûn. Çünkü estağfirunun mef'ulüdür. Mef'uller mahsum olur. Neyse o tarafta da girmeyelim. Ama hem aşağıda Peygamberimiz istiğfar ederdi. Bu da estağfirullah şeklinde. Hem de bunu üç defa ellezî lâ ilâhe illâ hu. Bu uzatma bence yersiz. Benim kanaatim budur. Kabul edilir ya da edilmez. Ben böyle güzel görüyorum. Ama bu açıkça da söyleyeyim, müellifimiz de öyle yazmış, bilemiyorum. Kendi acizane kanaatimi söyledim. Allah Celle Celaluhu hata etmişse affeylesin inşallah. Nedir? Bunun için söyledik. Bir kıldığımız farzın arkasında sünnet varsa bu kadarcık. Sonra kalkar, sünnetleri kılarız. Ondan sonra dualar var, zikirler var, ona tekrar döner. Ama bu bize Hanefi mezhebine ait bir şey. Namaz kılarsınız, yanınızda bir Şafii kardeşiniz vardır. O da farzdan sonra bütün tesbihatını yapar. Ondan sonra kalkar sünnetini. O da kendi mezhebine göre yapar. Arkadaş, önce sünneti kıl, sonra bunu yap. Demeniz muvafık düşmez. Ha, bir Hanefi'ye bunu dersiniz. Ama bir Şafii'ye bunu derseniz sizin o konuyu bilmediğinizi gösterir. Adam ben Şafii'yim de, ha öyle miydi dersiniz siz de. Kayserli amca gibi söylemeyiniz. Hanefi nedir, Şafii nedir, Maliki Hanbeli nedir? Bunları öğrenelim artık. Adam böyle namaz kılıyormuş, hatırladınız değil mi? Böyle ziyade Semihallahu Menem diye ellerini kaldırırlar. Hacer-i Esved'i bizim selamladığımız gibi. Efendim. Hanefi amca şuna bir emri bil maruf nehyanil münker yapayım bari çözerdi ve bekler Kayseri garajında namaz kılıyorlarmış. Çocuk selam verdikten sonra der ki yaşlı amca, evladım namazda böyle fazla hareketler olmaz, namaz şöyle kılınır. Sen de böyle bak ne güzel bir delik sandısın namaz kılıyorsun. Amca ben Şafii'yim diyor o da. Yani Şafii'lerde bu sünnettir manasına amcanın rengi atar, siniri bozulur.
Öyle midir? Ben de senin Müslüman sanırım. Emri bil maruf, nehyi anil münkeri herkes yapmalı mı? Yoksa alimler mi yapmalı? İhtilafının işte bu gibi sebepler yüzünden. Bazen cahil kendi kafasından emri bil maruf yapın derken kaş yapın derken göz çıkar. Ya da tonunu bilmez. Mesela farzı terk edene başka icabında kızılır, sünneti terk edene boyun bükülür. Yani müstahabı terk edene söylemesen de olur. Bir gün öğrenirse yapar. Yani bir ceza olanın değil mi? Yerine göre bir sille vurun, yerine göre kulak çeken, yerine göre azarlan, yerine göre kusura bakma şöyle bir şey vardı. Sen şimdi kusura bakma şöyle bir şey var diyecek adama bir tane patlatırsan işte fitne çıkar orada. Yani hiçbir zaman el ile müdahale artık bundan sonra bu asırda hiç gelmez. Aman ha el ile müdahale evladınıza bile yapmayın artık.